Ben biraz genç yaşta evlendim. Eşimin ve benim yaşımız biraz ileri olduğundan bir an evvel evlat sahibi olmak istedik. Henüz bir gebelik söz konusu değil iken benim Rabbimize bir sözüm, bir adağım oldu. Dedim ki Rabbim bize sağlıklı bir evlat nasip ederse ben de bir büyük baş kurban edeceğim ve fakirlere dağıtacağım. Rabbim dualar iştendir. Şu an eşim ikizlere gebe. Bu durumda ikisi de sağlıklı bir şekilde dünyaya gelirse iki büyük baş kurban mı kesmem gerekiyor? Bir de yeni doğan bebekler için adak hariç bir kurban meselesi olması gerek. Şu an tam bilemiyorum demiş. Akika kurban olabilir. Bu konuda da malumat verebilir misiniz demişler. Önce kardeşimizi tebrik edelim. Evet. Rabbim hayırlı bir şekilde çocuklarını kucaklarına alabilmeyi nasip Amin. Etsin. Sağlıklı, Amin. Sıhhatlı bir şekilde. Ve hayırlı bir şekilde de yetiştirebilmeyi Amin. Nasip etsin. Ki önemli Olmaz oldu, dendiği odur. Zaman Mevla Teala'nın Takdir ol demesiyle. Yani o şüphesiz evet. insan Mevla'ya tevekkül ederse La mani lima ateyte ve la muti lima manate. Allah'ın verdiğini kimse engelleyemez, vermediğini de kimse verdiremez. Evet. Burası müsellemdir. Evet. Yine bu tarzda kardeşlerimiz var. Yani evlat hasreti içinde evet, olan kardeşlerimiz var. Rabbim onları da tez zamanda hayırlı evlatlarını kucaklarına alabilmeyi ve hayırlı bir şekilde dinin İslam doğrultusunda yaşayabilmeyi, geliştirebilmeyi, onları yetiştirebilmeyi de onları da cümlemize nasip etsin. Aa, Çünkü insan bir zaman işte özlem içinde oluyor. Yani evlat özlemi. Ama o evladı elde ettikten sonra yani çocuğu olduktan sonra bu sefer problemler farklı yerlere kayıyor. Yaşlar ilerledikçe daha da yaşlar problem ilerledikçe işte çocukluk yaşta işte bunların yetiştirme tarzı ne olacak? Nasıl yetişecek? Yetiştirirken odaki bazı zorlukların görülmesi derken işte ergenlik dönemine geldiği zaman işte kılıçların her iki tarafı kesiyor. Tehlikeli bir dönem, sıkıntılı bir dönem, ne yapacağımızı bilmediğimiz bir dönem. Yani balık tutmak gibi fazla bırakacak olursak kaçıp gidiyor, çok çekecek olursak ip kopuyor. Böyle bir dönemden geçiyoruz. Daha sonraki işte belli yaşlarda Rabbim inşallah her dönemde hakkıyla ebeveyne düşen vazife neyse bu vazifeyi hakkıyla yerine getirebilenlerden eylesin cümle ümmeti Muhammed'i diyelim. Burada annenin faktörü çok önemli hocam. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evlilikle alakalı şey buluyor ya hani ahlaklı olan, dinle düşkün olan seçin derken işte bazı kardeşlerimiz diyor Hristiyan olan biriyle evlenebilir mi? Hani fetva veriliyor. Ama neden dindar olanını seçin? İşte bu konuda evlat yetişirken evet. anne faktörü çok önemli burada. Şüphesiz çünkü çocuğuyla en fazla teşrik-i mesai olan annedir. Evet. Evde olması hasebiyle baba dış işlere baktığından dolayı daha evet. fazla akşamları evde olabiliyor. Ve çocukla daimi olarak duran anne olduğu için annenin çocuk üzerine etkisi elbette farklıdır ve fazlasıyladır. Ama bu demek değildir ki babanın sorumluluğu yoktur. Yok, babanın da büyük sorumlulukları vardır ki bu sorumlulukları inşallah yerine güzel bir şekilde getirdiği zaman güzel nesilleri temin edebilmek mümkün oluyor. Gelelim kardeşimizin sualine. Burada kardeşimiz bir adakta bulunmuş. Hı-hı. Dolayısıyla bu adak şarta talik etmiş. Ama şartın adedince adağın adediyle alakalı bir ifade kullanılmamış. Evet. Yani ya Rabbi her verdiğim bir evlat için bir hayvan keseceğim şeklinde değil. Bir evlat verecek olursan Allah için bir kurban kesmeyi adıyorum şeklindedir. Dolayısıyla burada vacip olan bir kurbandır. Evet. Bir büyük baş büyük demiş baş, hocam. Yani evet. tayin etmesi aslında bile büyük baştır. İkizi değil 400 de olsa yine büyük baş kesecek. Ve bu şekilde o adağını ifa etmiş olacaktı. Bunları da fakir fukaraya vermek kaydıyla. Gelelim bir de akikadan bahsediyor. Akika Hanefi mezhebinde müstahap olan bir kurbandır. Yani adak değil, nezir değil. Kişinin çocuğu olduktan sonra işte 7 günlük olduğunda çocuğun saçının kesilmesi, yani ana rahminden doğan var olan saçlarının kesilmesi ve onların ağırlığınca, imkan nispetince altın ya da gümüş sadak olarak dağıtılması tabii bu farz değil, vacip değil, sünnet değil, müstahap olarak geçiyor. Hmm. Yine isminin konulması, sağ kulağına ezan, sol kulağına ezan, kamet getirilerek isminin konulması, güzel bir isim seçimi olması burası da önemlidir. Ve imkan nispetince kurban kesilerek Allah rızası için bir kana katılması ama bu kurbanı ailece hep beraber çoluk çocuk yemeleri. Burada işte erkek çocuğu için iki kurban, kız çocuğu için bir kurban. Ama bu tamamen imkanla alakalı bir şeydir. Yani böyle bir mecburiyet yoktur. Hatta Ömer Nasuhi Efendi de kesilecek olan kurbanın kesim aşamasındaki merhalelerinden bahsedilirken işte kemiği kırılsın mı yoksa kemik eklem yerlerinden ayrılsın mı?
tefayülde bulunuyor. İşte bazen deniyor ki kemik kırılmasın, eklem yerlerinin ayrılsın ki çocuğun sıhhatli olabilmesi açısından. Ama şöyle de ifade ediliyor, kırılsın, nefsi kırılsın, kibri kırılsın. Tarzında. O örf anane ile alakalı. Bu anane ile alakalı, kişinin niyetiyle alakalıdır. Bir de dediğimiz gibi imkanla, yani bu illaki olması gereken bir ameliye olarak değerlendirmemek lazım. İmkanı varsa kardeşimizin, her bir çocuğu için bir akika keser, eşini, dostunu, ailesini, çoluk çocuğunu hep beraber toplar, beraberce yerler. Onu illaki tesadüf etme mecburiyetinde değildir. Ama komşularıyla, işte ahbabıyla beraber paylaşırsa bu güzeldir. Ama adak olarak yapmış olduğunu ise ne kendisi, ne alt soyu, ne üst soyu bunlar yemez. Bunu fakirlere vermesi gerekecektir.